Kimimiz yargının avukatlık kısmını, savunma kısmını, kimimiz iddia makamını, kimimiz de karar makamını temsil edecek. Bizim yargı sistemine olan katkımız her ne mevkide olursa olsun öncelikle hukukun, kuralların ve ilkelerin, hukuki ilkelerin tatbikatını sağlamak üzeredir. Şunu önemli belirtmek gerekir ki hepimizin temennisi devletin, toplumun ve bireylerin önce kurallara, ondan sonra da haklarına ve hudutlarına riayet etmesini sağlamaktır. Gerek avukatlık, gerekse hakim, gerekse savcılık, hatta mübaşir olarak insanların haklarına riayet ederek, haklarını savunarak, amaç para olmadan, adalet duygusu ve hak arama duygusu olarak, gerekiyorsa canımızı ortak olarak her şeyi yapacağız. Bir hukukçu olarak toplumumuzun, insanlarımızın, vatandaşlarımızın adalete, yargıya olan inancını, güvenini sağlamlaştırmak, güçlendirmek, sağlamak adına çaba göstereceğim. Vicdan duygusuyla, adalet duygusuyla bunu sağlamak için çalışacağım. Hukuk, adalet erdemle başlar, bireyle başlar. Yargı en son noktadır. Bir birey kendisi erdemli olursa, toplum erdemli olursa zaten o ülkede yargıya gerek olmayacağından dolayı bence insanların kendileri erdemli bir birey olmaya çalışmalı ve daha ileri gidip olmalı. İnşallah idealist olarak çıktığımız bu yolda realist bir düşünce yapısına kavuşmayız diye temenni ediyorum. Benim yargı sistemine katkı açısından tek amacım referanssız, yani o torpilsiz sistemi geri getirebilmek. Yalnızca liyakatın esas alındığı, gerçekten hak edenin bir yerlere bir şekilde gelebildiği sistemi hayal ediyorum hala. Onun geri gelmesini istiyorum ve bunun için çalışacağım. Adaletli olmak ve güzel ahlakla, erdemle hukuk bilgisini taçlandırıp bunu doğru bir şekilde insanlara uygulayabilmek, insanların adalet duygusunu tatmin edebilmek. Çünkü geciken adalet, adalet değildir.